Bari şu Kur'an kurslarını ayakta tutalım. Çocuklarımızı Allah'ın kitabına verelim. Allah'ımızın kitabını öğrensinler. Bak burada. Allah razı olsun. Şu müessesemiz. Kapasite ne kadar buranın? Yüzde kadar burada çocuklarınız evladımız olacak. Şefkatle, merhametle. Bunu bin defa söyledim. Ben yaptığım 35 seneyi geçti. Eğitimde bir tane çocuğa bak şiddet, dövmek falan değil. Dokunmadım bile. Hiç. Sadece sevgi ve muhabbetle. Neden? O çocuğa şefkatini ortaya koyarsan dini sever. Dini severse peygamberi sever. Peygamberi sever Allah'ı sever. Çocuksa adadan adam olmayacaksa ona da artık yine zarif dokunuşlarla evlat. Allah'a dine vatana hayırlı ol denir. Yine o şefkatle, merhametle eğitim vereceksin. Benim hayatım böyledir. Bir tane 400'den fazla hoca efendi yetişti. Şimdi gülür, gülür göre başında. Onlar da dinliyorlardır. Bir tanesi desin ki ya hocam bana sitem ettin, bağırdın, sert davrandın. Yazsınlar. Buyurun ben buradayım. Yazma Dua ederler. Bağırmadım çünkü. Sitem etmedim. Allah yanlıştan muhafaza eylesin. Yani bu mesele açılmışken Kur'an iken Er-Rahman diyor. Merhamet sahibi Allah allemel Kur'an. Kur'an Bak Er-Rahman. Onun için zarif dokunuş gerekiyor. Eğer askeri eğitim verdiysen o demire benzer. Demiri de örsün üzerine koyacaksın. ısıtacaksın. Efendim çekişle onu döveceksin. Ona da sert eğitim lazım. Neden? O demiri döveceksin. Çift tarafı keskin kılıç olsun diye. Ona zarif dokunuşlarla böyle ting ting, olmaz. Onu vuracaksın öyle. Anladın mı? asker. Onun için güçlü eğitim yapar. İcabında çamura yatar. İcabında dağlara tırmanır. Allah askerimize cesaret nasip eylesin. Eşkıyanın kökünü kazıyacak günler nasip eylesin. Asker operasyona gider misiniz? İza bile tuhaf yani. Olmaz yani böyle. Böyle olmaz. Onun eğitimi farklıdır. Anladın mı meseleyi? Sen şimdi çocuğa Kur'an talebesine askeri eğitim verirsen karıştırıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Anladın mı? Bizim anlayışımız budur. Çocuklarınızı verin. Verin ve burada gürül gürül eğitim verelim. İnşallah yerimiz var ama sınırlı. İnşallah çocuklarınız evlatlarımız ve buradaki yapılan eğitimde merkezdeki aşevimizden buraya yemek gelir. Ve burada malzemenin gelişi gidişi sıkıntısı yok. Pırıl pırıl elhamdülillah yemekhanemiz hazır. Hocalar hazır. Hocalar birbirinden kaliteli. Benden daha ihlaslı. O kadar söyleyeyim. Bunu samimi söylüyorum. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Bizim de gönlümüzü, göğsümüzü kabartacak onurlu, çok başarılı eğitimler nasip eylesin. Burada irtibat telefonu bizim Talha Hoca. 0-551-723-0823 Allah'ımızın kitabı Rabbimizin ilim sıfatının özeti ilim. Allah kendini hayat ilim. İlmin özeti hülasası Kur'an. Sahibi Allah. Hamilül Kur'an o Kur'an'ı öğrenen rayeti ehli İslam. İslam'ın bayraktarı oluyor. Ve insanlara Allah'ı tanıtacak. Niçin yaşadığımızı öğretecek. Ve bize cennetin yolunu gösterecek nesiller lazım. Onurlu şahsiyetli nesiller. İyilerin ahirete giden iyilerin yerine onları dolduracak iyi nesillerin yetişmesi lazım. Onun için buna mecburuz. Bunu biz Amerika'ya gidip de ey gavurlar çocuğunuzu Kur'an'a verin. Ey Ruslar çocuğunuzu Kur'an'a verin ülkemizdeki ihtilalci kafa var. İki de bir ihtilal yapmak istiyorlar. Onlara da laf anlatamayız. Sizin gibi iman ehlini anlatacağız. Siz evladınızı da, canınızı da, malın her şeyinizi sefer üretmek zorundasınız. Bu neye benzer? Bir asker orada nöbetini tutarken onun silahını yapmak zorundasın. Onun kışlasını yapmak zorundasın. Onun kamuflajını almak zorundasın. Onun yemeğini götürmek zorundasın. Öyle orada dikilmekle olmaz. Git silahı üret dersen oradaki asker nöbeti terk ederse silah fabrikası kötü bir yer değil. Orada çalışırsa vatan gider. Şimdi millet hakaret biliyor. Hoca diyor konuşmak da olmaz diyor. Kur'an kursu yapalım diyorum. Öyle diyor bu işler böyle olmaz diyor. O da gavurluğunu git başka yerde ilan et ya. Nasıl bir Kur'an düşmanlığı bu? Nasıl bir İslam düşmanlığı? İşittiğim hakaretlerin haddi hesabı yok. Bu kadar mı gavur var diyorum ya? Bu kadar mı Frank kafiri var diyorum ya? Yani bu nedir Kur'an düşmanlığı? Nedir ya? Bu özdeki düşmanlık nedir? Allah Kur'ansız, Allah'a hadsiz olanlardan bizi uzak eylesin ya. İyi ki sizin gibi güzel insanlar var da meramımızı anlatıyoruz yani. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Hem de teşekkür için söylüyorum. Çocuklarınızı verin. Allah'ın yolunda yetiştirelim. Bize Rabbimizi yolunu göstersin. Cennetin yolunu göstersin. Ahirete gidince ardımızdan fatihalar okuyacak. İkra urliyen vatikum suratu yasin. Geçmişlerinize yasinler okuyun diyor. El yasin okumak lazım. Kim okuyacak? Çocuğuna öğretirsen okur. Öğretmesen ne okuyacak? Allah hayırlı nesiller bizlere nasip eylesin. Bak bu bizim mahallede pırlanta gibi bir genç vardı. Kaç yaşındaydı ya? 30 küsür yaşlarında. Adı neydi onun? Dursun dursun. Ya bir anda gitti ahirete. Dursun kardeşimiz. Ha, her gördüğünde hürmet eder, saygı göster. İman dolu birisiydi. 30-40 yaşlarında. Gencecik. Bir rahatsızlanmış gitti. Allah gani gani rahmet eylesin eylesin. Allah taksiratlarını affeyle. Babası da Hamza abimiz. Pırlanta gibi bir abim büyüğümüz. Allah kendisine hayırlı ömürler, çoluk çocuğuna selamet Allah ahirete göç edenlere rahmet eylesin. Ya çoluk çocuğuna Rabbim selametler versin. Evlatlarına hayırlı ömürler. Rabbim Celle Celaluhu hayırlı ömürlerle ömrümüzü tüketmeye muvaffak eylesin. Bir anda Yavuz delikanlıydı böyle. Benden boylu ya. Dağ gibi adam. Ama bir anda 30'u 40'ı geçmeden ahiret yolculuğu geldi. Ama iman üzere, İslam üzere. Şahitlik yaparız. Allah'ını seven, dinini seven, mukaddesatını seven, büyüklere hürmeti, iman ehline, ilim ehline saygısı olan birisiydi. Ahirete gitti. Allah kanı, kanı rahmet eylesin. Ömür bu. Bu kadar. Öbürü ise din düşmanı, Kur'an düşmanı. Hakaret ediyor. E oraya da bir de kayıt yapıyor. Ne yorum mu diyorlar vesaire. O da orada kalıyor. Teşcilleniyor gavurluğu. Gavurluğunu da ispatlıyor. Allah'ım bu Kur'an düşmanlarından kurtar bizi ya Rabbim. Bu hadsizlerden kurtar bizi ya Rabbim. Allah dünya ahirette uzak eylesin. Burada talebe kayıtlarımız Eylül döneminden itibaren yapılmak üzere. Yaz dönemi de zaten gürül gürül devam ediyor. Burada yüze yakın yatılı talebe alacak kapasitemiz var. Binamızın bazı tadilata ihtiyacı var. Yapıldı pırıl pırıl. Halıları değişti vesaire. Yani sıfırladık. Emeği geçen ta başından beri. Bütün arkadaşlarımızda zevatı kiramda razı olsun. Emek veren, destek veren, yardım eden ta başından beri kastediyorum bina inşaatından itibaren kim emek verdiyse evlat verdiyse destek verdiyse razı olsun burada bizim Talha hocamız 0551 723 0823 irtibatınızı sağlayın ve bu şekilde evlatlarımızı yetiştirelim